Selam arkadaşlar. Bazı kardeşlerimiz bana WhatsApp'tan sorduğu için, özellikle birkaç tane kardeşimiz, beni takip eden kardeşlerimiz sorduğu için bunu açıklamak gereğini duyuyorum arkadaşlar. Tabii ki vermiş olduğum bütün bilgiler, biliyorsunuz ki beni takip eden yer YouTube kanalımı kapattılar. Orada daha büyük fazla bir takipçilerimiz vardı. Olsun, önemli değil. Bunda da bir hayır vardı diyoruz. Şimdi arkadaşlar, Mesih, Meryem geldiği zaman deniyor. Namazı nasıl kıldıracak diye bana sorulan sorular arkadaşlar. Ya da nasıl namaz kılmalıyız diye sorulan sorular. Ben sizlere arkadaşlar Kur'an ışığında anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, rahmet elçileri geldiği zaman kıldıracağı namaz, bu kılınan, ya bu şekildeki namaz, namaz değil. Onu ilk başta söyleyeyim. Namaz demek, bakınız arkadaşlar, Kur'an'da salat olarak geçer. Salat demek, yani topluluk olarak namaz olarak söyleniyor. Olabilir, namaz da denebilir. Sıkıntı yok. Bazen mealciler de dahil namaz olarak açıklar meallerinde. Salattır orijinali. Bazı kardeşlerimiz biliyor bunun salat olarak geçtiğini. Salat demek arkadaşlar, bakın, dua demek, Allah'a yalvarmak, Allah'tan istemek. Ne diyor Yüce Rabbimiz ayette, Kur'an'da? Sizlere belirli vakit verdim. O vakitlerde diyor, beni salat edin, bana dua edin. Dua, yani arkadaşlar, bize bunu söylemesin, belirli vakitler vermesin sebebi Yüce Allah'ımızın. Bizi aylaksızlıktan, yanlış yola gitmekten, yani Rabbimizi unutup da yani dünya hayatına dalmamamız için, hatırlatmamız için arkadaşlar, ahiret yurdunu, Rabbimizi bize belirli bir vakitler veriyor. O vakitlerde anın ki diyor, yani niye geldiğinizi yeryüzüne bilin. Şimdi arkadaşlar, diğer kayıtlarda da ben bunu açıkladım. Yine ben burada anlatayım size de. Şu anda baktığımız zaman bütün Müslüman olsun, Hristiyanı, Yahudilik olsun arkadaşlar, çoğu topluma bakıyoruz, Museberikler olsun, yanlış bir namaz şekli var. Salat şekli. Allah'ımıza, Yüce Rabbimize ibadet etmiş şekli var. Birincisi arkadaşlar, bunu araştırın. Ben bunu kitapları, özellikle bunları delillerle sundum. Dualarınıza amin demeyin arkadaşlar. Bakın diğer şeylere bak, İnşallah deyin. Amin amin diyor. Birinci hatayı buradan yapıyorlar arkadaşlar. İkincisi, namaz duadır. Elinizi bağlayacaksınız. Saygı şekilde boynunuzu eğeceksiniz. Rabbinizi yücelteceksiniz. Dua edeceksiniz. Eğer bir sıkıntınız varsa o vakitlerde Rabbinize için için, tabi milleti rahatsız etmeden, Kur'an'da ayetler yazıyor. Rabbinizi zikir edip Rabbinizi anacaksınız. Yani bu yok, rekat sayısı falan, böyle şeyler yok. Bakınız arkadaşlar, rahmet elçileri geldiği zaman tabii ki bunları sizlere tam olarak doğru şekilde gösterecek vakit yakındır arkadaşlar. Bunlara özellikle dikkat edin. Şu anda kılınan namaz arkadaşlar, namaz değil. Yanlış. Ne diyor Yüce Allah'ımız bir ayette? Sarhoşken diyor, namaza yaklaşmayın. Şimdi arkadaşlar, namaza yaklaştığınız zaman ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Ne dediğinizi bilmeyecek şekildeyken salata yaklaşmayın diyor namaza. Siz Arapça bunu anlamaz ile konuştuğunuz zaman Rabbinize ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Rabbiniz ne diyor Kur'an'da bir ayette? Siz beni nerede anarsanız, nerede dua ederseniz, ben diyor size diyor işrak ederim. Dualarınıza cevap veririm diyor. Ama gerçek dua edeceğiz. Yani arkadaşlar, geldiği zaman rahmet eşeğe bunları söyleyecek. Dualar ibadettir. Düzgün şekilde oturacağız, tertemiz olacağız, elimiz yüzümüzü yıkayacağız. Bunları tarif ettiği gibi üç kere buruna, üç kere ağza, kulağa, üç kere, böyle bir şey yok arkadaşlar. Elinizi, yüzünüzü yıkayın, ayaklarınızı, dirseğinizi yıkayın. Kur'an'da zaten bunları tarif ediyor. Tarifçilik yok ibadette. Kur'an'da bir ayeti değiştirmişler. Muhammed'in size öğrettiği gibi namazı kılın, salat edin. Hayır, öyle demiyor. Doğru meali size söylüyorum arkadaşlar. Allah'ın diyor size öğrettiği şekilde diyor, ibadet edin diyor. Neyi öğretti Rabbimiz bize? Dua etmeyi. Bakın, bir dua ayetleri var. Bu ayetleri ne yapacağız? Bakacağız. Nasıl dua edeceğimizi.
Rabbimize yani arkadaşlar aracı koymayın diyor. Yani ibadete aracı koymayın diyor. Bana diyor yani yakın mı? Ben sizin şart damınızdan yakınım diyor. O yüzden arkadaşlar inşallah namaz dediğimiz zaman bu rekatlar yok. Üç kere, beş rekat yok. Şu falan yok arkadaşlar. Bunlara inanmayın. İnşallah rahmet elçiler geldiği zaman doğruyu gösterecek. Bazı kardeşlerimizde rekat var diyor. Kur'an'da bir yerde ne diyor Yüce Allah'ımız? Onlar Kur'an'dan ibadetten bahsettiği zaman biz atalarımızdan gördüğümüz ibadete bakarız derler. Sizler de aynı duruma düşmeyin. Kur'an'da namaz, açıkça söyleyeyim salat arkadaşlar duadır. Ettiğiniz duaları bile Yüce Rabbimiz ne diyor? İbadetten sayar. O yüzden arkadaşlar biz de Kur'an'a araştırıyoruz. Ben kendim bildim bileli. Gençliğimden beri Kur'an üzerine düşünüp Kur'an üzerine araştırıyorum. Bir şeyler vesile olmuştur. İşte vesile dediğimiz zaman böyle farklı boyutlarda falan değil. Rabbimiz bize yönlendirmiştir. Okumayı, araştırmayı. Bu da bir Rabbimizin rahmetidir. Bazı kardeşlerimiz var bizim gibi. Kur'an üzerine düşen sadece ben değilim. Sadece Kur'an üzerine ibadet etmeye çalışan. Bu kardeşlerimize de yol göstermiş olalım. Bu namaz şekli namaz değil. Ya arkadaşlar salat bu şekilde salat değil. Böyle eğilip kalkma, eğilip kalkma yok. Oturuyoruz adam gibi düzgüncene. Elimiz tertemiz yıkanmış. Abdestimizi almışız. Yöneliyoruz Rabbimize doğru. Elimizi bağlıyoruz. Boynumuzu saklı şekilde eğiliyoruz. Eğiyoruz boynumuzu. Rabbimizi yüceltip Rabbimize zikir ediyoruz arkadaşlar. O yüzden dolayı inşallah rahmet elçileri de gelecek. Çünkü arkadaşlar her mi yeryüzünü yani arkadaşlar görüyorsunuz hepiniz de yeryüzünü yani arkadaşlar zulüm her yeri sarmış halde. Kendi ülkemiz bile dahil ne kadar yani siyasetçinize güvenirseniz güvenin. Bir daha söylüyorum beni yanlış anlamayın. Araştırın. Biz kendimiz araştırıyoruz. Kimseye de iftira atmıyoruz. İktidarın Siyonizme bağlı olduğu kadar şu anda baktığımız zaman arkadaşlar muhalefet partilerde dahil her bir Siyonizme bağlı. Biri Atatürk'ü kullanır, biri dini kullanır. Yani arkadaşlar, Siyonizmi kullanmayan ve parti ismi veriyorum çünkü arkadaşlar bunlar rahmetli olmuş insanlar. Baktığımız zaman Haydarbaş hocamız Siyonizme bağlı değildi, iktidara getirmediler. Erbakan hocamız, Necmettin Erbakan hocamız olsun. Bu da dahi Siyonizme bağlı değildi, iktidarda tutmadılar. Bülent Ecevit, rahmetli. O da dahil arkadaşlar Siyonizme bağlı olmadığı için bazı onu iktidarda taşımayıp indirdiler. Her türlü boykotları yaptılar. Şu anda gördüğümüz şeyler de dahil arkadaşlar Siyonizme bağlı. İnşallah ibadeti anlamışsınızdır. Ben size ayetlerden bildirdim.